Hanımlar beyler, muhabbet kralı devam ediyor. Yener Çevik ve Burak Kingle beraberiz. Rap dünyasını tanımaya devam ediyoruz. Tabii ki aramızda bu işin iyi dinleyicileri, kompetanları, onları gayet iyi tanıyor. Arzu ederseniz benim e, tanıma eylemimde diyebiliriz bu programa. Bir yandan da hakikaten Türkiye'de iyi ozanların, iyi müzisyenlerin e, yaptığı işe bir başvuru programıyla karşılık olmak istedik bizde televizyonumuzda TV yüzde hakikaten belki de bütün bu ahaliyi rap ahalisini çoğunu hepsini değil tabii ki çünkü bir araya getirmekte güçlük çekiyoruz hakikaten bir araya gelmiyorlar ne olursa olsun gelmiyorlar çünkü herkesin kendi dünya görüşü kendi karizması ve kendi müzik geçmişi var dolayısıyla belki bir başvuru programı olabiliriz. Arzusundayız Peki, Yener Çevikle başlayalım. Ee, Erzurum oltulusunuz. Evet, aslında Erzurum oltuluyum ama doğma büyüme İzmir karşıyaka. Maşallah. Peki, e, şimdi çoğu rap sanatçısı yurt dışından evet. e, geliyor, orada e, doğmuş. Örnekse Burak e, Hollanda Rotterdam Hollanda, doğumlu. Rotterdam. Evet, mesela Fuat da Öyle ben, e, Türkiye, Almanya gibi e, bir macerası var. Mutlaka rap müziğine merak salanlarda bir yurt dışı macerası çoğunlukla, çoğunlukla görüyoruz. Yener Bey, e, Öz be Öz e, bu topraklardan evet, İzmir Karşıcalar e, geliyor ve biraz Yener Çebi'nin tarihine e, baktığımızda Türkçe rap ilk toplama albümü olan Yeraltı Operasyonu ki çok güzelmiş. Albümün ismi 1999'da birincisi, hmm. ikincisi de 2001'de yayınlanmış ve burada yer almışsın. 2000'li 2000 yılların başında bir müzik festivali sonra bir diğer müzik festivali ikisinde de sahne almışsın. Sonra bir trafik kazası var, evet. hala etkileri devam eden ama vazgeçmemişsin. Yok vazgeçmek yok. Evet. Ee, benim e, çok sevdiğim slamcı bir e, Grand Corps Malade, doğru söylüyorum değil mi ismine? Grand Corps Malade e, e, uzun hasta adam e, demek grand, ya da büyük hasta adam Grand Corps Malade büyük hasta adam e, o da slamcıdır. Yani neredeyse e, ilk eserlerini ben e, alıp dinlemiştim Fransa'dayken e, şeydir sadece sadece Sıramı yapar. Sadece e, konuşur, şiir söyler. Bazen altta bir şey daha efektif bir e, müzik vardır. E, 2016 yılında Sokak Dili ve Edebiyatı. 2017'de de Birden Bire albümlerini yayınlamışsın. Ve e, Yaprak Düşerse şarkısıyla organize oluyoruz. 2017'de e, yer almışsın. Ve e, bir filmde Enes Batur'un e, filminde 2019'da Gerçek Kahraman, Şarkınla filme dahil oluyorsun ve raple ile arabeski bir araya getiriyorsun evet. bir anlamda. Ve 2019'da da falan filan isimli single'ı çıkartıyorsun. Nasıl bakıyorsun kendi üretimine ve diğerlerinin üretimine? Nasıl bir ayrışma bir farklılık yaşıyorsun? Aslında şöyle bir ayrışma var. Ben dinlemeyi sevdiğim müzik benim arabeski. Hı -hı. Ben dinlemeyi sevdiğim müzikle yapmak istediğim müziği birleştirince Yener Çevik ortaya çıktı. Hı -hı. Bizim ayrışmamız burada. E bir de benim e, tarzım biraz daha dediğim gibi. Ben tamamen sokak, sokan melodileri. Mesela ben çok koyu bir Müslüm Gürses hayranıyım. Hı -hı. İşte bizim sokağımızın direniş marşıdır Müslüm Gürses. Hı -hı. Hani biz Murat Mungan'ı şiirleriyle öğrenmedik. Müslüm Gürses. Güzel. Yani biz topraktan bir canız, işte hasret rüzgarları, onunla öğrendik. Ee, dinlemeyi sevdiğim müzikle de yapmayı sevdiğim müziği birleştirince genel çevik sound'u ortaya çıktı. Çünkü ne kadar da kabul etmeseler, ne kadar da dışlasalar, arabesk bizim kendi gerçeğimiz. Ne kadar da tukakada deseler, hmm. e, hani kimisi şey diyor işte bu e, arabesk değil, işte blues, hmm. işte... Hmm. Soul falan diyor. Ama hiçbir tekstil atölyesi ve hiçbir sanayide blues ve soul dinlenmiyor. Yani hepsi arabesk dinleniyor. Evet belki bunun ama bunda e, ben de yaparım çoğunlukla bu tanımlamaları. E, aslında bunu Benzerlik dünya, olabilir yani şu iç, açıdan yakarış söylüyorum. olarak. Tabii. Şu açıdan söylüyorum. Aslında dünya müziğini birleştirmek için e, söylenen şeylerdir. Yani aslında biz e, Amerikan kültür emperyalizmi altında sadece biz mi? Hayır. İngiltere'de öyle. Evet. Yani İngiliz'in malını Amerikalı alır, ondan sonra döndürür tekrar İngiliz'e satar. İngiliz zaten Amerikalı'nın malını almıştır, dönüştürmüştür, tekrar Amerika'ya satmıştır. Aslında e, yapılan dünyadaki büyük akımlar evet. kültürel yayılma, kültürel yayılma böyle bir şey. Dolayısıyla ölçüp biçerken de bu nereye tekabül eder, nereye, evet. e, nereye dönüşür? Çünkü örnekse Amerikan country müziği dediğin zaman çok mühim bir şey gibi bahsettiğin zaman o zaman kendi country müziğinden de bahset. Senin de bir country hmm. müziğin var. Hatta senin country müziğin Amerika'nın country müziği gibi değil. O kadar çeşitli ki o kadar çeşitli ki o birkaç parçaya ayrılırken sen yüzlerce parçaya ayrılıyorsun kendi memleketinde aslında. aslında. bizim yaptığımız iş biz yeni neslin ozanlarıyız. Hı, doğru. Yani Aynen aşık daimler aşık. Bravo. Emrahlara kadar gider. Pir Sultanlara, Yunus Emre'lere. Bravo. Aynen Dadaloğlu öyle. Dadaloğlu'na, Dede Korkut'a kadar gider. Aynen aslında öyle. yeni neslin ozanlarıyız ama bunun adı işte evrilmiş, rap olmuş. Hmm. İşte şu an rap olarak tanınıyor ama aslında yaptığımız iş bizim ozanlık. Aslında sosyal olarak konumlanmanız da yani sosyal konumlanma olarak söylediğiniz şey de çok doğru. Yani arabesk müziği ister sev ister sevme bir kere bunun e, aslında iki suçlama var. Bir isyan müziği kimse isyan kelimesinden hoşlanmaz. İsyan müziği denmesinden evet. e, hoşlanmaz. İkincisi kabulleniş. Yani aslında arabeskin yediği eleştiri... Genelde kabul ediş yani direnmeme, isyan etmeme, e, ağlama, zırlama, e, kendi derdine yanmayla isyan tanımlamaları ikisi de arabesk'e yöneliyor. Bu garip bir şey, garip bir durum yani tanımlamak açısından. Ama bir yandan da dünyada e, moda olan iş ehlileştirilmeden önce, ehlileştirmeden önce aslında moda olan bütün işler ya e, gettolardan ya işçi mahallelerinden evet. ya e, işçi sınıfının e, üretim meselesinden doğmuştur. Yani dünyayı, bütün dünyayı etkileyen müzik zaten senin tarlalarda çalıştırdığın e, Afrikalı e, kölelerinin e, müziği. Oradan başlıyor. Aslında oradan zaten geliyor ritmik Amerikan poet diye geçiyor ama aslında ritmik Afrikan poet. Evet, Afrikalı aslında, doğrusu, aslında doğrusu o. aslında doğrusu aslında. o. doğrusu, hakikaten e, doğrusu o. Peki, e, arabeskle, arabeskle e, rap nasıl geliyor bir araya, nasıl örtüşüyor, bunu nasıl başarıyorsun? Çünkü ben Michael Jackson, Madonna'yla ile büyümedim. Yani. Bravo, Büyüdüğümüz tabii. müzik, müzik evet. gösterdi. Ferdi Tayfur, evet. Orhan Gencebay, evet. De, Rahmetli Bergen, Tüden Aynen, e bunları dinleyince haliyle beyninizdeki melodiler bu oluyor. Ben evet. de bu melodiler alıp evet. e, bizim kendi oluşturduğumuz müzik alaçının içine yerleştirip... Bu dokuyu evet. seviyoruz aslında. Evet. Onun üstüne... Yani ve özümüze de aslında sahipleniyoruz. her yani ne kadar modernleşsek de ayrı zamanda dünyaya da açılsak evet, evet. veya dünyevi müzikler de dinlesek... Gene özümüzdeki hiçbir şeyi kaybetmemeye çalışıyoruz. O yüzden arabeskide yaşatıyoruz anladığım kadarıyla. Peki. E, o zaman hemen e, Burak'tan da söz edelim biraz. Onun kariyerine de ve do... hayat hikayesine de bakalım. E, 92 Hollanda. Çok gençsin sevgilim. Maşallah maşallah. Hollanda Rotterdam. E, King lakabını sokakta rap'e başladığın için King lakabında sokaktan almışsın. Ve diyorsun ki Soka sarayın <laughs> kralı değiliz, sokağın kralı olarak adlandırıldım. Ee, i̇lk öğretimin Rotterdam'da evet. ve 15 yaşında Hollanda'dan Türkiye'ye ve Balıkesir'e e, dönüş yapıyorsun. Daha sonra beden eğitimi öğretmenliği okuyorsun. Ve daha sonra APO ile tanışman ve e, Günah Benim adlı single'ın, çok 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 izlenmesiyle e, bu dünyaya geliyorsun profesyonel olarak. Ve Geceye Mi Küssem şarkısı 2017'de bir e, rapçi patronla Patron. beraber. Ve yine e, Enes Batur'un Hayal Mi Gerçek Mi? 2000, ya, i̇kiniz de Enes Batur'la çalışmışsınız. Aynı firmadayız. Abi, biz Enes Batur'la evet. çalışmadık. Enes Batur'un oğlan filmine müzik yaptık. Evet tamam, Ve bizim okay. geçim kaynağımız müzik olduğu için bu taraflardan da Doğal bir olarak, sürü eleştiri hatta sinema, gelip duruyor. Aa, sinema ay, filmine e, müzik vermek şey, çok güzel bir şey. Yo, dinleyicilerden bazılarına eleştiri geliyor. Ama velakin e, biz o Batur yüzünden geliyor hayır, tabii ki. E, ya onu da sevmeyebilirler. Normal hı, bir şey ama biz müzisyeniz, müzik yapmakla evet. mükellefiz. Evet. Geçim kaynağımız bu. Evet. Peki, ee, ve başka single'larında Vargit <laughs> yanıyoruz ve Koştum Hoşim ...Hekime... eee var. Şimdi hemen Yener'in sözlerini lütfeder, kabul ederse biraz okumak istiyorum. Ee, sansürleyecek yerlerim var mı? Bakacağım o arada okurken, yani ilk defa görürken <gülüyor> bakacağım. <gülüyor> Fuat'ta da öyle yaptım. Ee, diğer arkadaşlarda da öyle yaptım. Kimsesi yok, bir Allah'ı, bir anası kalmış. Hayat zaten tekmeyi basmış. Bakan bakmış, hakkı yerde kalmış. As yap... Yalnız mı kaldın aga, as yap. As yap ne demek? As yap, sokak argosu. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Da bilmem, ama bilmem. Hayır, 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 bilmiyorum bunu. As yapmak, misal birisi geliyor ve onun istediği, onu sevmediği bir şey konuşuluyor. Aga as yap denir, yani sus duymasın. Ha. Veya ne bileyim bir yerde bir şey oluyor, Hı. yanınızda emanet var. Emanet var. O geliyor, diyorlar ki as yap hani, gözükmesin. Tamam, güzel. Yalnız mı kaldın aga? As yap, gözyaşların kuru akar, yolda tek sen misin kalan falan filan falan filan. Kimse umudundan vazgeçmesin dayko, sabırlı olana da her yol banko. Yağmurun yağdığı yerde bizim balkon, soğuk yiyen adamız ekmek arası King Kong, kapı çalıyor ding dong, ding dong, ding dong. Ding -dong. Eski tarlalar can o rezidans blok blok köşe başı akrep yelkovan klik klok birinizde yoksa birimizde var glok belki tiktok eder düşer kalkar sanki akrobat da akrobata koynak bir şişe ispirto veya konyak kışın sobada faça atılan kolda kan yak Instagram'da like, mike atmasan da olur. Duvar yazısıyım ben oku ve kudur. Yener aga, sudur, küflü tren. Bizim gibi olmayacak tabii bizi seven. Yalnız mı kaldın aga, as yap. Gözyaşların kuru akar, yolda tek sen misin kalan falan filan falan filan diye devam ediyor. Çocukluğumun izleri Paranoyalarım, gres yağıyla çizdim tüm tabloları, içinden bakır çıkan tüm kabloları, kırık bir çekyatta şarkılarım. Şimdi serin kuyudan tüm dünyayı sansür ben daracık pantolonlu modaya, düşersem bir gün tek başına adaya, düşsek de kalkarız ora döner saraya. Gerek yok araya, tapa, gaz, devam. Alacağımı almaya gelmiştim, aldım, tamam. Bizde Karagöl, Varaltı, Yamanlar, Gümüşpala. İlerisi örnek günler. Örnek köy, Nergis, Şemikler, Pazar. Evet, onu okuyamamışlar. Roman havası, Harmandalı ve Halay. Anılarla, hatıralarla biziz Dolunay. Anne, konumat Sahra bana, Çölü'nden gelsin. Bana konumat... Peki. Sahra çölünden gelsin özür dilerim bizimkiler ben özür dilerim ya, bizimkilerin olsun, aldığı olsun. herhalde bu kadar bugün bütün piranalara anlattım dersi ve sonra tekrar nakarat gibi. nakarat evet Ozan iyi Ozansınız maşallah bir de maşallah. şöyle bir şey de var aslında Instagram'la ilgili şura kapanıyor, açılıyor evet. ben zaten şey yazmıştım beni senden seni benden say Bizleri bizden ayıran şey sayı. Paralarınızı, like'larınızı sayın. Şu Instagram kapansa çoğu kayıp. Vay. Dayak yiyen çocuğun dersleri zayıf. Gerçekleri dedi dediler ayıp. 9 yaşında köşe başında dayı. Demliyor kırmızı ışıklarda çayı. Avcı hava çıkmış kaçırmaz. Kendi evimde deplasman maçı var. Esmer kızın sapsarı olmuş saçı da. Hasta olan çok silikonlu vücuda. Aga yürü yolda yampiri yampiri. Bütün dünya bugün bizde kamp yeri. Kediler fare peşinde Tom Jerry. Benim yolum yokuş geri. öngeri. Harikasın. Çünkü burada gördüğüm... ...hakikaten bu... E, ...burada ozanlık var. Hepinizde. Hepiniz Az ya da çok. Daha iyi daha kötü fark etmez tabii tabii. ama... ...bu ozanlık ve... E, ...söz kullanımında... ...isim kullanımında... ...özellikle çağrışımlarda... ...hakikaten derin dünyalarınız var. Burada... Mesela ben bu sözlerde, bu iki e, rap'in sözlerinde de aslında hiç arabesk bir şey görmüyorum sizde. Arabesk Yani tırnak içinde kötü ya. anlamda arabesk diyor. Yok arabesk işte biz hani ah öldüm vah bittim diyen insanlar değildik yani. Biz zaten doğduğumuz büyüdüğümüz yerlerde de öyle insanlar değildik ha. ki onu bizi yapalım. Yani ha. gidip zamanında iş portada da çalıştık ama kimseye gidip dilenmedik yani. Evet. Yani, ah öldük vah bittik demedik. Hep ha. şükür diyen insanlardık. Evet. Peki. E, şimdi... Burak'tan, Burak King'ten okuyacağım. Var git. Var git. Boş yere harcadın ömrünü sorma niye? Ben suçlusu oldum, kötü oldum. Sen olma diye yollara döktüm, kendimi rastladım izlerine. Ben yakamoza hala, sen de denizlere dert. Ne uyandım, ne uyuttum, ne öldüm, ne yaşadım. Var git, dur, bulutlar dur. gibi dokunsan doldum taşarım. Boş yere harcadın ömrünü ya, sorma sen. niye? Ben suçlusu oldum, kötü oldum sen olma diye. Yollara döktüm kendimi rastladım izlerine. Ben yakamoza hala sende denizlere dert. Duvar gibi önüme sen dağ gibi. Senin gönlünde dert var gibi. Bir sana dönmüyor dünya alem. Yüzüne kapanır o kapılar çağ gibi. Ne uyandım ne uyuttum ne öldüm ne yaşadım. Var git bulutlar gibi dokunsan. Doldum, taşarım. Ay ay ay, güzel, güzel. Vallahi bugün çok şairane bir program yapıyoruz. Ha? Yani nasıl buluyorsunuz kendi müziğinizi ve sözlerinizi diğerlerine göre? Nerede ayrışıyorsunuz sizce? Nerede mi ayrışıyoruz? Şimdi. Öyle okuyunca biraz yağdı yağmur çaktı şimşek gibi oldu. Hayır öyle olmadı öyle olmadı. Ben <laughs> Şimdi kötü okuyorum aslında, zaten bu, izleyicimiz bu bunu Bu biliyor. şarkı mesela benim için birazcık da e, bir şöhret kazandıktan sonra aslında yaptığım bir sitemimdi eşime dostuma. Belki herkese e, boş yere harcadığımı ne uyandım ne uyudum. Hani hayat tarzım da daha evet. bu, bu yöndeydi. Evet. Fakat ondan önceki şarkılarda daha aslında böyle e, türkisel işlerim var benim. Evet. E, mesela. Bir nedenim var, bir sebebim var. Ara sıra dolu yağar, ara sıra kar. Bir garezimi var, bana ağrıyorum hep. Cinayet varsa delil de var. Bunlar benim için daha aslında anlamlı sözler. Yani aslında punchline gibi. Ben genelde türkü dinliyorum, kırşehirliyim zaten. Maşallah. Hani orada da aynı durumlar cereyan ediyor. İşte dağların arkasından, öldüm yer sevdasından, bileydim ayrılık var, giderdim arkasından. Yani biz birazcık daha o sona doğru o punchline'ı saklıyoruz. Birazcık daha ben slogan işler yapıyorum. Birazcık daha hite yönelik işler yapıldı zamana kadar hayatta tutulma e, e, gayesiyle bundan sonra da devam edeceğiz aynı şekilde elimizden geleni. Çünkü biz kimse yokken de bu işi severek yaptığımız için e, bizi yolumuzdan döndürecek bir durum yok. Ben bugünkü programda bu ozanları tanımaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü Yıllardır yani 25 yıldır her programda Bağra çağra söylediğim bir şey var. Yani Türk müziğinin büyük ustaları var. Büyük yorumcuları diyelim onlara. Ama hayatları yorumculukla geçiyor. Herkes birbirinin şarkısını aynı biteviye hayat içinde okuyup duruyor. Bu şarkılar belli bir yılın öncesinde yazıldılarsa sözler çok güzel. Sözler ee, kapsayıcı, içselleştirici özdeşleştirici, düşündürücü. derin, düşündürücü vesaire ama belli bir seneden itibaren bu kadar saçma sapan sözü hala niye söyleyip duruyorsunuz? Ve her seferinde anlatmaya çalıştığım şu. Türk müziğinin önemli yorumcuları var. Sürekli yeni beste arayışındalar, yeni besteler bulmaya çalışıyorlar ama bugün 2019 yılında 2019-2020'de 1990'da yazılan şarkıların geri zekalığı devam ediyor. Herkes atasözleri ve deyimler sözlüğünden e, bir takım nakaratlar bulmaya çalışıyor. Sözlerin birisiyle birbiriyle alakası yok. Yani ben e, tabii ki anlaşılır bir şairliği sevdiğim için değil. Yani mutlaka şairlikte bir sembolizm vardır korkunç mecazlar vardır, derindir. Şairlik müziğin akışına göre yani bir şarkının sözleri o şarkıdan farklı değerlendirilemez. Değerlendirilemeyeceği için de onunla beraber akışı içerisinde bir anlamı olur. Evet bütün bunları anladım ama bu kadar geri zekalıca söz duymak istemiyorum. Adam meşhur olduğunda hayranı olan kız 13 yaşındaymış. Hayranı olan kız 50 yaşına gelmiş. Adam hala aynı geri zekalıca lafları söylüyor ve Türkiye'nin en büyük şarkıcısıym diyor. Şimdi sende hiçbir gelişme olmadı mı be kardeş? Yani senin hiç kafan gelişmedi mi? Aynı 13-14 yaşındaki kızlara e, şey satmaya çalışıyorsun, plak satmaya çalışıyorsun. Satacağım bir plak da kalmadı artık meta olarak. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum size. Ben sözlerinizi beğeniyorum. Şahsen siz için bir önemi varsa. Ama sözlerinizi beğeniyorum bunun bunun şu anda genel geçer Türk müziğinin çok üstünde bir zeka içerdiğini ve de ve de toprağa bağlılık açısından da yani sen topraktan söz ediyorsun o mahalleden sokaktan bahsediyor fark etmez hepsi toprak Dolayısıyla çıktığın yere geldiğin yere bağlılık açısından hayata ihanet yok sanatına ihanet yok aksine yüceltiyorsun Bu benim için çok değerli. Asıl biz teşekkür ediyoruz. Hiç memnun ya. olmuyor. Gözlerinde hiçbir adam memnuniyet <laughs> görmüyor. İki tam, saat adamı övdüm. Bana <laughs> hala kaç hesap gelecek gibi tam, bakıyor. Tam hangi genreden bahsettiğinizi anlamadım aslında. Neden hani anlamadım? Rap mi rap mı bunu kategorize edip konuşursak daha açık. Hangi şey rap mi Rapten bahsediyorum. Çünkü Çünkü ne ya? Tam, rapten bahsedip de hala evet 13 yaşındaki, 50 yaşındaki Hayır dersen, onlar rap değil. kötü örnekler. Onlar kötü pop. Örnekler. Onlar kötü. Yani, pop'tan bahsediyorsunuz. Öyle. Evet. biz de Onlarla seni karşılaştırdım ve seni övdüm. Eyvallah. Bir daha ederim. baştan mı alalım acaba? Hayır. Ay <laughs> sürekli sen anlıyorsun ama ben sen, anladım, O ben. bana endişeli bir suratla ya bakıyor. Yok, bir dakika yok bana bir şey anlatıyor. Ama şimdi buraya gel. Yana... Yani Okan'la ilgili şimdi... bütün ön yargıları bırak. Onlarla. Unutma onları. Hatırlama onları. <laughs> Okan sana orada laf koyar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmıyorum. <laughs> yani size övdüğüm bir program yapıyorum şu anda. <laughs> Allah razı olsun. Abi beni şiirimi okuduğunuz yerden yani... sonra ben çok büyük onur oldum. Yani. <laughs> beni şiirimi okuduğunuz yerden sonra öbür taraftan kestim. Hayır yani. bu, bu, Burak öyle bakmıyor. Burak sanayi. sürekli şöyle ama, bakıyor a, bana. Bana şey. bir şey mi diyor lan acaba o, tamam. falan diye. Niye demiyorum bak, ya. Bak, şimdi müzi, müzik, müziğin şu andaki işte belli <laughs> müzik platformlarında da... Burak'ın popçulara kapak gibi laflar Top çok daha. Popçulara kapak yaptım sana <laughs> övgü yaptım. Ha, teşekkür ederim. Herkes anladı mı? Biliyorum tamam, ama yani bunu zaten artık sanayi de gördü. Çünkü bugün toplu yüzlere baktığınız zaman sadece bizler varız. Evet. O yüzden zaten biz yerimizi aldık, konuşlanmış olduk. Çünkü değer de gördüğümüze inanıyoruz. Bu yüzden de bizi çağırdığınıza inanıyoruz. Mi? Mesela. Hayır, bunun için çağırmadım. Ben yeteri kadar değer gördüğünüzü düşünmüyorum. çünkü binlerce kişilik Ama bu çok uzun bir yoldu. E tabii yani ki çok uzun bir yoldu. Daha, vardı. Daha, da, daha da buna dönüşecek. Ve daha da fena olacak. Yani ben, biz hazırız bu savaş Ben mesela. artık ben artık sahnede ozanlar görmek istiyorum. Kendi müziğini üreten adamlar istiyorum. Kendi müzikleriyle dünya müziğine entegre etmiş adamlar istiyorum. Evet. Bu bu önemli bir gelişme. Çünkü ge, ge, yani sürekli bir gençliğe övgü var. Herkes gençleri övüyor ve sürekli şey diyor. Gençler fişek gibi geliyor. Gençler öyle enerjik ki bir genç geliyor ki nerede lan o genç? Hiç öyle bir genç ki gel. bana gelmiyor. Bir yerde sokakta dolaşıyor da ben mi görmüyorum? Öyle bir genç yok. Yani herkeste bir genç putlaştırması var. Genci putlaştırıyor. Genç öyle iyi ki, öyle zeki ki. Telefonu öyle güzel kullanıyor. Kullanır tabii. Beş yaşında eline akıllı bilmem ne verirsen. Senin işin gücün var, onun işi gücü yok. Bütün hepsini zaten. Ama <laughs> sana telefondan yok. çok veya Instagram'dan çok, sosyal medyadan çok aslında alemle alakası vardır. O yüzden aslında o gençler evet. evet zeki ama yaşlanmak onlara zaten daha çok alemi tanımayı gösterecek. Çünkü alemi tanımadan veya hayatı yaşamadan zaten yazamazsın. Evet. O yüzden yani gençler evet gelebilir ama birazcık yaşlandıkça zaten bence işte, i̇şte ben daha bu daha gelen gençlere birisinin iyi bir şey söylemesini istiyorum. Söylüyorlar ama o, alacak Hala çünkü şeyle <laughs> olmuyor. Mu, <laughs> mu, la olmuyor artık. Mu, <laughs> mu, bitti <gülüyor> o. Yani... 90'larda bir cinsel devrim yaşadık. 90'ların başında birisi çıkıp da mu, <laughs> mu deyince herkes hadi lan dedi. Yani hadi hakikaten herkes öyle dedi. Dur lan ne yapıyor ben. Mu, <laughs> mu, <laughs> diyor adam şeyden. <laughs> televizyondan. Deyince bütün ev ahalisi zaten hep o yıllarda hep beraber televizyon seyrediyorduk. Anneanne var, dede var, çocuk var, minik evde küçük kız var falan. Bir adam çıktı dedi ki mu 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 deyince bir te, aile bir telaşlandı. Ne oluyor dedi bilen. Oynama falan deyince ne oluyor? Ne oynama? Kim oynuyor falan oldu millet. Ama yani 2020'de artık başka bir şey olması lazım. Bana bana şairlik yapacaksın artık. Evet. Benim çünkü kafam dolu. Hep söylüyorum YouTube'a bakıyorum piramitlerin sırrı kim anlatmış 17 yaşında çocuk piramitlerin sırrı diye video koymuş 2 milyon izlenmiş. nasıl ya çocuk kim çocuk hayatında piramit fotoğrafından başka bir şey hazır görmemiş bir kon, hazır bir konsepti alıp Evet, sürü, alıp yapmış. yapmış ama çok doğru çünkü birisi bunu 2 milyon izlemiş. İki milyon izleyen de onun gibi baş var. başka İki. çocuklar. Evet, enformatif bir şey istiyor, kendisine bir şey söylenmesini istiyor. Hı. Sen de ona hala çıkmışsın, mu mu diyor. Olmaz o işte artık. Evet. Ya, onun için senin şarkında artık piramit geçecek, piramidin oturduğun üzerine, yandı şeyin biraz üzerine falan. Bir şey diyeceksin <laughs> Şimdi yani. O, o, Okan abi, biz böyle şeyler de yazıyoruz da... yoksa sayarsam yok olacaklar aslında, benim Hı. adım geçmez beyazların bu Konuşma ben de İngilizlerin ağzıyla, ben geziyorum Pir Sultan Abdal ağzıyla. Yavrum benim. Gez, göz, arpacık, filler tipişir, çimen ezilir apaçık. Oh. Aç kaldıysan her şeyden ağlacık, moda bu diyenler de kaldı mı ağlacık. Okay. greve giden renkler, sevgili ayrılır aşıklar bekler. Ararsam seni bugün bana ses ver, hırsıza sivi tufacı testler. Dünya bile uzayda minicik nokta, balinalar karaya vurunca toplan. Kürkçülere dükkan olacak toprak. Bunlar Pink Floyd değil Pop Rock. Oh güzel. Bak şimdi müthiş. Bunlar, bunu sen e, benim şarkım biliyor. E, bunu bir e, niçin bir aynı zamanda bir e, sözler olarak. Şimdi şiir kitabı demek istemiyorum ama sözler olarak da bir basılı bir eser olarak çıkarmıyorsun. İnşallah basarız. Biz daha yeni yeni kendimize geliyoruz Okan abi. Kimse herkes bizi yoksaydı ki. Ne televizyon yeni şarkılarımızı ne radyo çaldı yani. Bir Burak işte benim yanlış anlamına devam yani. edecek misin sevgilim? Hayır, <laughs> ben yani seni Sohbet överek tefek başkalarına tefek laf atıyorum. Anladın mı? Tamam, okey. Peki. Peki senin e, senin fez aldığın yer e, bizim türkülere doğru mu gidiyor? Yaşım olgunlaştıkça biraz daha türkülere doğru. Çünkü manaya çok önem vermeye başladım. Hmm. E, çünkü sanat bir şey anlatmalı ki yani şöyle direkt dendiğin zaman hani elleri kaldır demeye sen de bilirsin, ha. ben de bilirim, işte o da bilir. Ama bütün eller gökyüzünde dediğin zaman bu edebiyatla birleşip başka bir anlam taşıyor. Ama sana zaten bir şey anlatması lazım, bir şey vermesi lazım. Yoksa o ki o mucuk mucuk gibi ben bir sürü örnek biliyorum. Ama zaten şu andaki sanayi değişimi de bu. Çünkü oradan bir adam çıkıyor yazarım der demiyor, kendime hayırdır diye bir girdik. Hmm. Ha, bugün de buradayız. Aslında Türk popu rap olarak sadece şunu söylüyor. Oyna diyor. Çok söylüyor bunu. Oyna. Bunu niye söylüyorlar bilmiyorum. Bütün popçular böyle söylüyor. Şarkının ortasında oyna diyor. Oyna. Sonra eller havaya. Bu zaten eskiden beri var. Tempo diyorlar. Bu işin entertainment'ı da bir tempo, bak, Niye tempo diyorlar onu anlamıyorum. Tempo bize verilecek bir komut değil ki orkestraya verilmesi gereken bir komut. Biz ne yapabiliriz sen tempo deyince? Ayağımızı yere mi vuralım? Bu gerzekler sürekli bize tempo <laughs> diyor. Tempo ne yapacağız abi? Haydi eller. Şimdi bir de sahneye çıkıyorlar. Bu bizim programlarda da yapıyor. Adam gelmiş diyorum bir şarkı söyler misin? Hemen seyirciye dönüyor. Ben programın sahibiyim diyor ki Okan Bay'a göre bir alkış alalım. <laughs> Sana ne lan? Sen niye benim seyircimin alkışını tüketiyorsun kendine? O sırada heyecan yaptım diye falan. Böyle bir şey var yani. Mesela bu sizde yok. Sizde yok. Siz stand-upçı gibi sahneye çıkıyorsunuz. Bütün benim rapten tanıdığım insanlar. Oyna. Hadi eller. Alkış istiyorum. Nereye alkış istiyor? Her, her alta alkış istenmez. Zırt pırt alkış istiyorlar. Ve yani sahne ilişkisi de sahne ilişkisi de çok acayip. Mesela ben Serdar Ortaç'ı çok severim. Hı hı. Aslında çok kendisiyle dövüştüğümü sanırlar. Öyle değil. Fakat Serdar Ortaç'ın sahne almasıyla mesela İstanbul'da gece hayatında kulüplerde sahne al almasını çok ilginç buluyorum. Çünkü dansçılarla çıkıyor. Hı hı. Tamam mı? Evet. Mesela Yıldız Tilbe çıktığı zaman Yıldız Tilbe'ye bakıyorum ya da e, Hakan Altuna mesela Yıldız Tilbe'nin ya da Hakan Altun'un sahnesini mesela Serdar Ortaç'tan daha çok seviyorum. Çünkü hı hı. Yıldız Tilbe zaten nereye geldik abi diye sahneye çıkıyor anlatabildim. Hı. Bir dakika neredeyiz? Hop falan Hakan Altun da böyle merhaba ne haber diye geliyor. Hani anladın mı seyircilerle falan. Serdar Ortaç önden dansçıları yolluyor. Sonrası kendisi sahneye çıkıyor. Stadyuma çıkar gibi çıkıyor. Halbuki o sırada 300 kişilik bir kulüpteyiz. Yani orada merhaba İstanbul denilecek bir hal yok. İstanbul'un çoğu evlerinde biz sadece 300 kişi olarak oturuyoruz. Dolayısıyla <laughs> ve 3 saat geçmeden falan rahatlayamıyor. Sonra sonra rahatlıyor ve kişisel ilişki kurmaya çalışıyor. Mesela Demet Akalın'ın sahnesini çok izledim. Demet Akalın ay kız ne haber diye sahneye çıkıyor. Daha sahneye çıktığı andan itibaren orada birisini hedefliyor. Ne yapıyorsun yine mi geldin yanındaki kocan mı diyor. Bak şimdi bunlar farklı farklı sahne alışlar ve hepsi işe Hepsi farklı iş sahne alışlar ve evet. farklı arz talebi aslında karşılıyor. Farklı şeyler. Var. Peki. Sen yüzden, ne yapıyorsun konserlerinde? Sana soruyorum. E, biz şu anda kulüplere çıkıyoruz. Biz tamam. de daha e, orkestralı vesaire canlı şeylere e, gitmiyor. Yani ben şu anda gitmiyorum çünkü 3-4 tane şarkım var bilinen. Ama bunu hızla tabii biz de en güzel yerleri taşımaya çalışıyoruz. Peki kulüpte çıktı. Şu, de... şu an single mevzulu Bunlar mevzusu rap, var. rap, rap yapılan kulüpler mi? Rap yapaylıklar artık şu an herkes bizi dinlediği için neredeyse memlekette o yüzden her yere çıkabiliyoruz. Eskiden sadece kendi aramızda yaptığımız konserler vardı. Ama bu da dipten gelen dalga aslında. Bak e, e, bizim lakin, magazinimiz, e, bizim magazinimiz henüz sizin sahne aldığınız işlerden söz etmiyor o kadar çok. Çünkü bizdekiler hala erkek aramızda çünkü, şey çünkü yok Çünkü medya yani. öyle bir he. durum değil ki medyayı kendin çağırıyorsun. E Edeyi kendin çağırıyorsun. Magazini kendin çağırıyorsun. Ben birçok kez sahipim. Basın piyarcısı tutacak paramız yok abi ondan. Ya basın var paramız da var. Piyarcı hayır bir dakika. Hayır piyarcı başlıyor. bir şey Piyarcı ile alakası bu, yok. Bu, çok piyarcı tanıyorum. Piyarcıları işe yarıyorum. biraz memleketin medyası ile alakalı. Çünkü Neyi memleketin magazini çok yaşlı da, şu anda. Alakalı, yaşlı. Alakalı. Onlar için hala. Onlar için hala. Varsa yani, yoksa Sibelcan. Varsa alakalı. yoksa Tarkan. Varsa yoksa Hülya Avşar falan ve hala Hülya Avşar balıkçının önünden enteresan bir laf ediyor. Ama bu varoluş onları zaten sürekli hayatta tutuyor. Evet ya ama Hülya Avşar 25 senedir aynı balıkçıda yemek yiyor ve aynı balıkçıdan çıkınca aynı garip şeyi söylüyor ve onlar da yine yazıyorlar. Çok güzelim değil mi diyor ya. Yani bunların aslında... Aslında basındaki kafanın değişmesi lazım. Siz, tabii ki, tabii siz ki, tabii dipten, ki. bu çocuğa ben sürekli övmek zorunda mıyım bilmiyorum. Siz dipten gelen dalgasınız. Okan abi çekmiyor bilmiyorum. bizi, basın çekmiyor. Çekmiyor. Çünkü güzel sözler gerçekçi gelmiyor, gerçek sözler de güzel gelmiyor. Benim bu gün adamları. çektiler 10 dakika. Ne oldu? Bir sürü güzel şey konuşuldu. Bir tane benim olmuyor olur olmadı. ya öyle bir cümleyi bile havadan koyar gibi koymuşlar mesela. Öyle çekecekse zaten çekmesin. Biz çünkü ben özellikle bu programlara gelirken özellikle seçerek geliyorum. Çünkü birçok şeyi gördük, geçirdik yani medyanın içinde biz 2-3 evet. yıldır. Hani evet. biz de korkuyoruz aslında hata yapmaktan, yaş tahtaya basmamaktan. Evet. Çünkü biliyorsunuz yani siz içindesiniz ve inanılmaz özgüvenli hayatlar var yani biz, bu sektörde. Adam diyor ki her şeyi yaptık diyor. Abi diyor biz bizim şarkıda tutacaktı da diyor işte PR eksikti. <laughs> ya sen bir kendini arasan hatayı. Mal olur PR onu satar. Ha. Evet. mı? mıyım? Ya şarkıda iyi değilse yapacak bir şey yok ama bizi yazmıyor abi basın yazmıyor yazmaz şu anda ama yazacak çünkü bu dipten gelen dalga benim sokaktan öğrendim. Hmm. Benim bu programı yapmaya karar verişim, karar verişim ben e, e, şeyde otobüse binmiyorum. Otobüse ya da metroya binsem bana yer verecek, yaşa geldim ben çünkü. Anlatabildim mi? Ya eee kiraladığım bir araba var, onda dolanıyorum şoförle. Ondan sonra ya da taksiye biniyorum ama ben oradan görüyorum takside ne olduğunu. Genç genç şoförlerde ne olduğunu görüyorum. Sokakta gençlerde ne olduğunu görüyorum. Bende çalışan gençlerde ya da radyoda e, yaptığım işlerde gençler ne yapıyorlar görüyorum. Siz dipten gelen dalgasınız. Bunca yıldır dipten geliyorsunuz. Okey ama şimdi artık bunların altlarından çakmaya başladınız dalgayı. E, dibe vurmadan da zaten ayağı zemine vurmadan da yükseğe sıçranılmıyor maalesef. O yüzden evet. biz bunun e, kaderini çektik. Herkes çilesini evet. çekti. Birçok evet. emekler verildi. Evet. Birçok emekler verildi. Ben şahidim yıllarca. Ya i̇şin emekçileri çok fazla işte. tabii. Evet. Ama ne bileyim, önünden bile geçemediğimiz kulüpler artık bizi sahneye çağırıyor. Tabii çağırıyor. Artık Allah aşkına soldat. Mekanlar sol alt, mekanlar, mekanlar ekmek yiyecek. Orada çalışan personel ekmek yiyecek. Herkes tabii ki orada ha. öbürüyle olmuyor. Bir de onların öbürlerinin rakamları öyle uçtu ki... ...birbirleriyle kıskançlık içerisinde öyle rakamlar istiyorlar ki... ...yani olacak gibi değil. Ben Türkiye'de... ...bu, bu benim mekanım hı hı. mesela... Bu benim mekanım. <laughs> bu mekanda ben e, bizim Türkleri çıkaracağıma, Türk meşhurları çıkaracağıma e, Londra'dan ya da Paris'ten dünya kadar adam getirebilirim buraya. Sırf kendi zevkime. Anladın mı? <laughs> yani onlara bu paraları vereceğime burada Fransız, İngiliz, Amerikalı'yı çıkarabilirim. Çok daha makul rakamlarla geliyorlar. Bizimkilerin dalgası kazandıkları para değil. Çünkü o paranın nereye gittiğini de ben biliyorum. O, ço o para çoluğun çocuğun eğitimine falan gitmiyor. O para öbüründeki arabayı kıskanmış öbürünün karısının bunun karısı onun taktığı çantayı kıskanmış. O para direkt e, euro olarak yurt dışına gidiyor zaten. Siz i̇şte, de bulaşmayın bunlara evliliklerinizde falan işte, olur mu ev, çocuklar işte, böyle yok. kadın bilmem ne çanta <laughs> istiyor falan filan buna düşersen her gece sahneye çıkarsın. Yok Abi. şimdi siz bizi tanımak için çağırdığınız için zaten e, aslında bizim tarafta Abi yok zaten yok. bizim bunlarla farkımız şu. Onlar ev araba lüksle uğraşırken bizde akşam altıda pazar kapanıyor ya. O pazar kapandıktan sonra orada insanlar utanmasın diye o meyve 50 kuruşta 25 kuruşa yarı fiyatı satılır pazar kapandıktan sonra biz o sokaktik. Yani biz, biz on biz o insanlara anlatıyoruz. Maşallah. Bizim derdimiz o yani. Maşallah. Bence çok yararlı bir konuşma oldu. Sizi tanımak açısından da bu mesajların iletilmesi açısından da çok teşekkür ederim. Diğer evet, konuklarım ederim. da var. Sağ olun. Tekrar görüşeceğiz. Biz teşekkür tamam. ederiz. Burada Gerçekten bir şey yapalım için. beraber. Yapalım abi. Burada bir şey yapalım. Bir rap gecesi yapalım. Rap Kesin. gecesini nasıl yapacağız? Ben organize edeyim. Sen organize edeceksin ama herkes birbiriyle bir şeyli ya. Onu <laughs> ben hallederim. ben. Okan abi alırsın. bir de 18 yaş altı olsun çünkü bu çocuklar bizim çok fazla 18 yaş altı kitlemiz Burada 18 bizler, yaş altı bir şey yapamam. İşte o çocuklar bizi girip izleyemiyor. yani yoksa O zaman o başka bir şey yaparız. Burada, on, olur. burada 18 yaş, yaş altı yapamam. Burayı 18 yaş üstü yaparız. Oradan. Tamam. Bir şey Aa, 18 yaş yani kanunlara olan saygımızdan yapamayız. Yoksa Tabii. başka bir nedenden değil. Pekala. Teşekkür ederiz. Hemen Sağ dönüyoruz. Abi.